Aşağıda oda koşullarında hazırlanan katısı ile dengedeki X sulu çözeltisi verilmiştir. Çözeltiye aynı sıcaklıkta bir miktar saf su ilave ediliyor. Buna göre bu olay ile ilgili çizilen grafiklerden hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi çözeltinin yoğunluğu zaman diyor. Biz su ilave ediyoruz. Şimdi D eşittir M bölü V. Ne yapacak? Su ilave ettikçe dipteki katı çözünecek. Yoğunluk sabit olacak. Katı bittikten sonra kütle sabit hale gelecek. Hacim hala artacağından dolayı yoğunluk azalacak. Demek ki grafiğin böyle olması lazım. Birinci öncülümüz yanlış. 2. Çözeltideki kütlece yüzde x derişimi şu dipteki katı bitene kadar, katı bittikten sonra x maddesinin kütlece yüzde derişimi azalacaktır. Doğru. X'in çözünürlüğü diyor. Çözünürlük nelere bağlı? Çözücü çözünen cinsine bağlı. 2. Gazlar için basınca bağlı. Tabi bu gaz değil, bir katı. Yine sıcaklığa bağlı ve ortak iyona bağlı. Su ekleme bunların içerisinde bulunmadığından dolayı çözünürlüğü ne yapmaz? Etkilemez. Bu da yine doğru. Cevabımız 2-3 D seçeneği. Çözünürlüğü basınçla değişen X maddesi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Çözünürlüğü basınçla değişen madde gazdır. 1. Yalıtılmış kapta çözünmesi sırasında sıcaklık artar diyor. Yani egzotermiktir diyor. Doğru. 2. Çözünürlüğü egzotermiktir. Yani dışarıya ısı vererek çözünür. Doğru. 3. Sıcaklık arttıkça çözünme hızı artar. Sıcaklık ister endotermik olsun ister egzotermik olsun, sıcaklık arttıkça çözünme hızı artar. Doğru. Cevabımız E seçeneği. Aşağıda verilen A kabı sabit hacimli, B kabı ise ideal pistonlu sistemi temsil etmektedir. A ve B kaplarına T santigrat derecede bir miktar helyum gazı gönderiliyor. Helyum gazı gönderdim. Yine buraya da helyum gazı gönderdim. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. X gazının çözünürlüğü artar diyor. Şimdi çözünürlük nelere bağlı? Çözünürlük çözücü, çözünen cinsine bağlı, basınca bağlı, sıcaklığa bağlı ve ortak iyona bağlıdır. Ben A kabına bir miktar helyum gazı gönderdiğimde toplam basınç artar. Fakat X gazının basıncı, kısmi basıncı değişmediğinden dolayı çözünürlüğü ne yapmaz? Değişmez. Şöyle yapalım. Değişmez diyelim. İkinciye geldik. Y gazının çözünürlüğü değişmez diyor. Şimdi ben helyum gazı gönderdiğimde piston ne yapar? Yukarıya doğru çıkar ve toplam basınç değişmez. Basınç değişmez. Fakat Y gazı için hacim arttığından dolayı çözünürlük ne yapar? Azalır. Değişmez diyor. Azalır olması gerekir. Bu da yine yanlış. 3. X gazının kısmi basıncı değişmez diyor. Evet, X gazının kısmi basıncı değişmez demiştik. P toplam artar demiştik. Üçüncü öncülümüz doğru. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki grafik saf X katısının çözünürlük sıcaklık ilişkisini göstermektedir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi çözünürlüğü endotermik olan bir maddeye ait grafiktir bu. Endotermik olduğundan dolayı sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. 1. B noktasındaki çözelti ısıtılırsa, yani sıcaklık artarsa, şöyle şuradan sıcaklığı şuradan alalım. Çözünürlüğü burası. Sıcaklığı biraz artırdım. Çözünürlük arttı. Sıcaklığı artırdım. B noktasına geldi sıcaklık. Sıcaklığı biraz daha artırdığımda görüldüğü gibi çözünen madde arttığından dolayı kütlece yüzde derişim artar. Birinci öncülümüz yanlış.
2. C noktasındaki çözelti aşırı doygundur diyor. Evet, şu grafik doygunluk grafiğidir. Doymuş çözelti. Grafiğin üstündeki herhangi bir yer aşırı doymuş. Ve grafiğin altı doymamıştır. Yani ikinci öncülümüz doğru. 3. A noktasındaki çözelti soğutulursa doygun çözelti elde edilir diyor. Sıcaklık şu anda burada. Sıcaklığı azaltıyorum. Sıcaklık azaldıkça ne olacaktır? Çözelti doygun hale gelecektir. Cevabımız 2, 3 D seçeneği. Sudaki çözünme denklemi şeklinde olan X2Y katısı ısıca yalıtılmış bir kapta bulunan suda çözünerek doygun çözeltisi hazırlanıyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Görüldüğü gibi endotermik olarak çözünen bir madde. 1. Başlangıçtaki suyun sıcaklığı oluşan çözeltinin sıcaklığına göre yüksektir diyor. Çünkü endotermik olduğundan dolayı çözünürken ısıyı içine doğru çektiğinden dolayı içerisinde bulunduğu su yani çözelti ne yapacaktır? Soğuyacaktır. Doğru. Yani başlangıçtaki suyun sıcaklığı daha fazla olacaktır. 2. Son durumdaki çözelti soğutulursa kütlece yüzde derişim azalır diyor. Endotermik olduğundan dolayı, sıcaklık azalırsa çözünürlük azalır. Doğru. 3. X2Y katısının çözünürlüğü endotermiktir diyor. Bu da yine doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği. Aşağıdaki grafik aynı sıcaklıkta bulunan 100'er gram suya ilave edilen X, Y ve Z katılarının zamanla kütlelerindeki değişimi ifade etmektedir. Buna göre grafikle ilgili ifadelerden hangilerinin doğruluğu kesin değildir? 1. X, Y ve Z'nin sulu çözeltileri doygundur diyor. Evet, X ve Y'nin sulu çözeltileri kesinlikle doygundur. Fakat görüldüğü gibi Z bu noktada bittiğinden dolayı doygun da olabilir, doymamış da olabilir. Kesin dediğinden dolayı birinci öncülümüz kesin değil. Soru işareti. 2. Çözünme hızları arasındaki ilişki diyor. Görüldüğü gibi T sürede Z'nin tamamı çözünmüş. Y'den bu kadar çözünürken X'ten ise daha az çözünmüş. Yani çözünme hızı olarak Z, Y, X şeklinde olması gerekiyor. Doğru. 3. Kütlece yüzde derişimleri arasındaki ilişki diyor. Çözücü miktarları eşit. Çözünen miktarı Z'de en fazla, sonra Y en az olan X olduğundan dolayı bu da yine doğru. Kesin değildir soruyor bize. Yalnız bir A seçeneği. Aşağıdaki tabloda 25 santigrat derecedeki X gazının çözünürlük basınç ilişkisi gösterilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? 1. İdeal pistonlu bir kapta bulunan X suda çözeltisine sabit sıcaklıkta bir miktar daha X gazı gönderilirse X'in çözünürlüğü artar diyor. Şimdi ideal pistonlu kap. Şurada X'in sulu çözeltisi var. Şurada X gazı var. Ve ideal pistonlu bir kap. Bir miktar daha X gazı gönderdiğimizde piston yukarıya çıkacaktır. Çünkü ideal pistonlu kap olduğundan dolayı gönderilen X kadar piston yukarı doğru çıkacağından dolayı X'in çözünürlüğü ne yapmaz? Değişmez. Birinci öncülümüz yanlış. 2. Sabit hacimli bir kapta X suda çözeltisinden sabit sıcakta bir miktar X gazı çekilirse X'in çözünürlüğü azalır diyor. Şurada X'in sulu çözeltisi var. Şurada X gazı var. Şuradan ben bir miktar X gazı dışarıya
aldığımda x'in çözünürlüğü ne yapar? Azalır. Çünkü şuradaki basınç azalır. Doğru. 3. X'in çözünürlüğü basınç ile doğru orantılıdır. Basınç arttıkça x'in çözünürlüğü artmış. Bu da yine doğru. Cevabımız 2, 3 D seçeneği. X, Y ve Z maddelerinin sudaki çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? X'in çözünürlüğü endotermik, yani sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. Yine Y'nin çözünürlüğü endotermik, Z'nin çözünürlüğü ise egzotermiktir. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. 1. Yalıtılmış kapta X çözünürken sıcaklık azalır diyor. Endotermik ısı alan demektir. İçerisine ısıyı aldıkça ortam ne yapar? Soğur. Doğru. Yani sıcaklık azalır. 2. Doymamış Z çözeltisi ısıtılırsa doymuş hale gelebilir diyor. Şimdi Z egzotermik olduğundan dolayı sıcaklık arttıkça çözünürlük azaldığından dolayı doymuş hale gelebilir. Doğru. 3. Y çözünürken ısı alır diyor. Çünkü endotermik olduğunu söyledik. Bu da yine doğru. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği.